Değerli izleyenlerimiz, burası 2. Organize Sanayi Bölgesi. 2. Organize Sanayi Bölgesi önemli bir şey yapmış. Organize sanayinin içerisinde çadırlar kurmuş, ağırlıklı olarak Suriyeliler kalıyorlar. Fakat burada bir özellik var. 2. organizenin işçi, yani kayıp olan, gelmeyen ya da ayrılmış olan işçiler açığını bu şekilde hem kapatmak hem de onlar biraz şehrin dışında her türlü imkanları sağlayarak çadırlarda burada farklı bir alan oluşturmak, yaşam alanı oluşturmak. Evet, dediğimiz gibi 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün katkılarıyla AFAD, Kızılay'ın işbirliğiyle beraber burada bakın görüyorsunuz yüzlerce çadır var burada. Binlerce insan var. Ağırlıklı olarak Suriyeliler hemen burada geliyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, evleri gibi kullanıp ondan sonra da karşıda gördüğünüz gibi organize sanayi bölgesinin fabrikasında da işçi olarak çalışıyorlar. Yani ekonomiye en azından bir katkıları oluyor. Bu noktada da önemli bir çalışma. Çünkü geçenlerde çok güzel bir şey söylemişti Sayın Haluk Cömertoğlu, Arapkir Belediye Başkanı. Demişti ki mümkünse organize sanayi bölgesinin konteyner kentler, çadır kentler kurulması, iş yerlerine yakın olması hem şehrin yükünü hafifletir hem de bu noktada birazcık şehrin içerisindeki o merkezdeki yoğunluğu alır demişti ve çok haklıydı. Görüyorsunuz her taraf çadır, caminin tamamen etrafı çadır, güvenlik korucular var, güvenlikler tamamen Eminyerler'de, etrafı kapalı, her türlü imkanlar var. Tabii ki hiçbir şekilde sıcak evler gibi olamaz. Görüyorsunuz her tarafta çocuklar var. Bu şekilde de çocukların arasındayız. Ve mümkün olduğu kadar buradan programımızı devam ettireceğiz. Hoş geldin. Değerli izleyicilerimiz, çocuk her yerde çocuk. Ama bu çocuklar gelecekte büyük olacaklar. Bir şekilde onlar da hayatını devam ettirecekler. Fakat Suriyeli çocuklar ağırlıklı olarak buradalar. Hemen onların gözünden bir bakalım. Çocuklar, siz depremden önce evde mi yaşıyordunuz? Evet. Eviniz vardı? Evet. Hepinizin evi yıkıldı mı? Evet. Hayır. Genelde yıkılmayan. Bizim evimiz Arasalık. Tek sorun. Bizim evimiz Arasalık. Ben yıkıldı. Sizin yıkıldı. Ağır hasarlı sizinki de. Yıkılmayacak. Tamam. Peki burada nasıl, ne yapıyorsunuz? İmkanlar var mı? Memnun musunuz burada? Memnun. Memnun musunuz? Çok memnun. Memnun. Memnunsunuz burada. Yani yeme falan probleminiz yok, her şey geliyor mu? Evet. Hayır. Yok. Elhamdülillah çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Evet, çocuklar genelde hep biraz daha konuşuyorlar. Çok rica ettiler. Abi biz de ekrana çıkalım dediler. Onları kırmadık. Son itibariyle ne olursa olsun onlar her yerde çocuktur. İmkanlar var. Çadırlarda burada oynuyorlar. Oyun alanları, açık alanlar, yeşil alanlar var. Buradan çocuklar böyle. Bak, oyunlar oynuyorlarmış. Çocuklar. Abi durun. Kendi dillerinde, kendi kültürlerinde eğitim aldıkları gibi genelde de değerli izleyicilerimiz burada tabii Türkçeyi de çok iyi konuşuyorlar. İki kültürü de biliyorlar. Rama El Hüseyin yanımızda. Rama, bize şöyle bir içinden ne geliyorsa söyle, hadi bakalım. Hadi hadi la laika cebe blok. Bu tamam, bu yok. Laika cebe blok. واحد من أصدقائي على أساسه تمام يا سلام سلموسر دغري جر يطلع كلب ببغائي عيد وراه كلام يا حبيبي لا مطالعة ولا كلام هذا إيه وهذا لا بو تمام بو يوك لايك عجاب بلوك لك على هذا لا لايك عجاب بلوك لك على جمالها لك لك بنت الملوك ما فيش جمالها دي برنسيسا على التيك توك. Evet, kendi dillerinde şarkılarını da söylediler. Hadi sen de söyle. احكي له فتح ورد جوري. فتح ورد جوري فتح ورد. Viva. فتح ورد جوري. Başlayayım. فتح ورد جوري لها الدنيا دوري جمالك مش عادي جمالك اسطوري فتح ورد جوري لها الدنيا دوري جمالك مش عادي جمالك اسطوري. Evet, orada bir kızımız daha vardı. Gel bakayım sen de. He, gel sen de. Sen de Kur'an okuyacaktın herhalde, öyle demiş. Hadi bir de senden dinleyelim. Hadi.
Sessiz olalım. Hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Ben söyleyebilir miyim? Evet, herkes. Hadi sen de kızsın. Merhaba, benim adım Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Sadakallahu'l azim. Evet, dualar okundular, şarkılar söylediler çocuklar. Tamam, okuttuk çocuklar. Okuttuk, şöyle yapalım. Ha, okuttuk genel. Tamam, ne diyeceksin? Ha, söyle. He. Burada gözükmüyor bile. He. Söyle. Bara bara bara. Biri biri biri. Bara bara bara. Biri biri biri. Evet, o da kendine göre iki melodi söyledi. Çocuklar, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Buradan tabii ki canımızı kurtarmamız birazcık zor olacak. Sonuçta çocukların da seslerini, soluklarını duyurduk. Buradan mümkün olduğu kadar. Genelde okuduk arkadaşlarla. Hep aynı şeyler olmasın çocuklar. Abi Kur'an'dan. İyi hadi peki. Hadi sen de oku son olarak. Hadi. Kısa olsun hadi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amener Resulü bima unzile ileyhim min rabbihim vel mu'minun. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih. La nufarriku beyne ahadim min rusulih. Hadi devamı ben getireyim. Ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel mesir diyerek devam ediyor. Eşlik ettik. Evet, devam edeceğiz değerli izleyenler. Sessiz olun. Sessiz olun. Çocuklar bir sessiz olun. Öyle mi? Adınız ne? Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda ikinci organize bölgesindeyiz. İkinci organize sanayi bölgesindeyiz. Burada boş alanlara çadırlar kurulmuş. Ağırlıklı olarak da iş gücünün hafifletilmesi, işçi arzının karşılanması için mantıklı bir düşünce. Çünkü buradan ikinci organizede hemen burada fabrikaların yanı başında insanlar çadırlarında kalacaklar. Onların ihtiyaçları karşılanacak ve ondan sonra gelecekler burada fabrikada çalışacaklar. Çünkü iş gücüne ihtiyaç var. Fabrikaların çalışmasına, fabrikalarının vacalarının tütmesine, çarklarının dönmesine ihtiyaç var. Burası ikinci organize sanayi bölgesi. Ciddi anlamda bir organizasyon var ve fabrikalar var. Tabii ki depremden sonra sıkıntı onlar da çektiler. Gerek ham maddenin, ham madde stoklarının birazcık sıkıntılarının olması, gerekse depremden dolayı eleman sıkıntısının olması, ikinci organize sanayi bölgesinde her ne kadar bir tökezleme yol açsa da aslında hızlı bir şekilde toparlandı. Çünkü ihtiyacımız var. Malatya'nın sanayisinin ihtiyacı var gelişmesine. Malatya'nın ayağa kalkması için mutlaka ve mutlaka çarklarının dönmesi, bacalarının tütmesi ve ikinci organize sanayi bölgesi, birinci organize sanayi bölgesi gibi yerlerin faaliyette olması lazım. Çünkü bunda binlerce insan çalışıyor. Evet, buraya bir hayat kurulmuş, bir hayat mekanı, bir yaşam mekanı oluşturmuş değerli izleyicilerimiz. Hem aracımızla gidiyoruz, hem mümkün olduğu kadar detaylar sizlere veriyoruz. Biraz ikinci organize sanayi bölgesinde deprem süresince gelmedik. Çünkü burada evler yok, meskenler olmadığı için hani burada genelde hep enkazların olduğu yerdeydik ama bilesiniz ki ikinci organize sanayi bölgesinde hayat devam ediyor. İkinci organize müdürlüğümüz, organize sanayi müdürlüğü, birinci organize sanayi müdürlüğü olsun. Buralar ciddi anlamda çaba sarf ediyorlar. Buralarda lojistik destekler veriliyor. Buralarda fabrikaların çalışması ve ihtiyaçları için çok ciddi anlamda çalışmalar yapılıyor. Ve bu şekilde bir çalışmanın içerisindeyiz biz de.
onların yani bu çalışmalarını gösterme çabasındayız değerli izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi bütün fabrikalar böyle organize sanayi bölgesinden size kısa bilgiler aktardık. Meslek Yüksekokulu bile var burada görüyorsun. Şu anda gördüğünüz yer Meslek Yüksekokulu 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde. Tabi üniversiteler kapalı olduğundan dolayı yine burada konteyner kentler oluşturuluyor. Aslında bunlar fabrikaların imalata yönelik konteyner kentleri. Burada yine yöneticiler olacaklar. Burada ayrıca hemen yanı başında konteyner kent kuruluyor. Herkes kendi işçilerine, kendi emekçilerine, kendi çalıştırdıklarına, kendi üst düzey yöneticilerine konteyner kentlerde hizmet vermek istiyorlar. Aslında hem burada organize yakın olması hem de iç içe olması Malatya'nın trafiğini de hafifletecek. Çünkü trafik yoğun bir şekilde Malatya trafik var. Caddelerin çoğu kapalı. Çok ciddi anlamda sıkışmalar meydana geliyor. O sıkışmaların da önüne geçecek. İnsanlar burada gelecek, yaşayacaklar. Hiç olmasa evler yapılana kadar buradan da işlerine gidecekler. Yani şehri baştan başa dolaşmayacaklar. Şehri baştan başa geçmeyecekler. Şehre en azından yükleri olmayacak diye de düşünüyoruz. Evet, tekrar ediyorum. Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Fabrikalar tabii tek tek şimdi biraz imkansız gezmek. Ama zaman çok. Biz daha çok geleceğiz. Çok burada sizlere bilgiler vereceğiz. Çok üreten insanları, çok sayıda burada ekonomiye katkı sunan insanları, çok sayıda çaba sarf eden, emek sarf eden insanlarımızı, iş insanlarımızı sizlerle buluşturacağız. Sizlerle mutlaka burada program şeklinde haberler olsun, programlar olsun, bilgiler vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Şimdi organize sanayi bölgesinden hemen çıkıyoruz. Buradan AFAD'a geçeceğiz. AFAD'a dışarıdan biz sizlere gösterelim bilmeyenler için. İl dışında olan vatandaşlarımız var, hemşerilerimiz var. Onlar merak ediyorlar. AFAD'ın nerede olduğunu, nasıl yaptığını, oradan da dışından kısa bilgiler vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, arkamızda gördüğünüz bina AFAD binası. AFAD'ın koordinasyon merkezi, Malatya'daki ana merkezi burası. Onun hemen arkasında da 112'nin bulunduğu yer var. Yani AFAD'la 112 burayı birlikte kullanıyorlar. Malatya'daki olup biten AFAD'la ilgili bütün koordinasyon burada yapılıyor. İşte o depremde ihtiyaç duyduğumuz, çok beklediğimiz, çok umut bağladığımız, çok yardımımıza koşan AFAD, çadırların gelmesinde, diğer ihtiyaçların karşılanmasında, enkazın kaldırılmasında, yani depremle ve afetlerle ilgili olarak bütün koordinasyon bu merkezde yapılıyor. Burası havaalanı yolu üzeri, burası 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin girişi, Beylerdere'sinin hemen sırtı. Malatya'nın dışında olan insanlarımız, hemşehrilerimiz de nerede olduklarını en azından bilme açısından bu bilgiyi verelim. Çok fazla içeriye gitmeye gerek yok. Çünkü burada böyle araçlar var, gelenler var, gidenler var. Bu ara inanılmaz derecede yoğunlar. Çünkü AFAD'ın her yere koşturması gerekiyor, ihtiyaçlar karşılaması gerekiyor. İşte tabelasında görüyorsunuz orada 112 acil ve GAMER merkezi burası. Bu şekilde de burada Malatya hizmeti burası veriyor. Depremde hasar almamış, en azından ayakta duruyor. Bu da önemli bir Malatya için şans. Eğer burası hasar alsaydı, burada koordinasyon sağlanmasaydı Allah korusun çok çok ciddi şeyler yaşayabilirdik. İyi ki AFAD ayakta, iyi ki binası ayakta, iyi ki koordinasyon merkezi var diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Özsan Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Özsan Sanayi Bölgesi çok fazla yara almamasına rağmen yine de çarklar dönüyor, yine ustalar çalışıyor. Yanımızda Malatya'nın değerli hayırsever iş insanlarından 1980'li yıllardan bu yana Malatya'ya çok önemli yatırımlar yapan, yatırımlarını bölgeye aktaran değerli iş insanı Sayın Mehmet Ali Anşin var. Öncelikle siz MDK olarak İş yerleriniz zarar gördü mü? Elemanlarınızda bir sıkıntı var mı? Oradan bir giriş yapalım. Evet, eyvallah. Bu fırsatı tanıdığınız için müteşekkirim. Depremin gerçekten de acı hatıraları belki bir süre bitmeyecek. Ama bizde bir tabir var. Yiğit düştüğü yerde kalkar denilir ya. Yani ben şahsen bir adım şehir dışına atmadım Malatya'dan. Direndim. Devam ediyoruz. 48 yıllık hikaye, anılar,
ve maziyle ben buradayım. 8 iş yerimizle biz icraat veriyorduk. Bu 8 iş yerinde 4 tane iş yerimiz şu anda atıl halde, yani çalışmaz halde. 4 tane iş yerini çalıştırıyoruz ama tabii insansız çalıştırıyoruz. İlahi musibetin ağırlığı bütün ihtişamıyla üzerimize çökmüş. Bu halde ne yapmamız lazım? Geçen bakan da gelmişti. Dedim ilahi musibetin birçok yasayı, yönetmenliği, tüzüğü rafa kaldırmış ya. Ne demek? Yani biz ilahi musibetin ağırlığını bakınca beşerin koyduğu kural ve kaidelerin hepsi askıya alınmış. Ne yapmamız lazım? Atıl yerlerde şu Şemsettin Bey bize burayı yapmamızı müsaade etti. Bakana da söyledi. Ben de organize sanayinde de bize bir yerin verilmesini ve biz Malatya'ya 48 yıldır çalışıyoruz ve 48 yıl daha da yaşasam inşallah yine devam edeceğim. Dediğim gibi ben şehir dışına adım atmadım. Enkazları seyrettim. Gece ışığı yanmayan evleri izledim. Perdeleri dışarı çıkmış, rüzgarın o acı çığlığıyla perdelerin fırladığını gördüm. Duygulandım. Belki zaman zaman şiir de yazdım. Hakikaten de acı. Çünkü ben her eve baktığım zaman o perdeyi takarken ne titizlik göstermişler. Ancak perdenin savrulduğunu görünce bütün duygularım döküldü. Yıkıldım vallahi. Hele git bak Bostanbaşı'na, Farik Kayahan'a. Her tarafa bir bak. Tek bir lamba yandığını görmüyorsun. Rabbim, biz kaldıramıyoruz. İlahi, acımızı dindir ve bundan sonraki o artış dediğimiz o artçı sarsıntıları durdur ilahi. Arzına sakin ve sükunet yükle. Biz beşeriz, kuluz. Yapamıyoruz. Bize biraz gücümüz bu kadar. Bu kadar. Yani bütün her haliyle çalışıyoruz. Ben de istiyorum ki Malatyalı vatandaşlar bu dönemde dedikodudan, gaybetten öte birbirine yardımcı olma, birbirinin anılarını, hikayelerine özen gösterme ve burada yaşayan insanlara yollarını açmak istiyorum. Ve size de teşekkür ediyorum. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Mehmet Ali abi, okuyan bir insansınız, yazan bir insansınız, düşünen bir insansınız. Sizden yıllarda çok faydalandık. Yani biz biliyoruz ki sizin çocukluğunuz, sizin hayat hikayenizi de biliyoruz. Siz Çavulik'ten, yani Bingöl'den kalkıp o dağları aştıktan sonra Diyarbakır'a gidip gayrimüslim ustaların elinde yetişip ondan sonra bu bildiklerinizi, birikimlerinizi Malatya'ya ve Fırat'ın çocuklarına, Fırat Havzası'na yayan insanlarsınız. Unutmadığınız bir hatıranız, sizi etkileyen bu manzarada Malatya'dan adım atmadınız ya, mutlaka sizi düşündüren, çok tefekkür ettiğiniz bir şeyler vardır. Evet. Şimdi tabii Veng'in yokuşu, Beydağ'ın etekleri, Kerneg'in akan suyu, Bostan'ın başı, Fahri Kayahan'ın türküleri bizi bağladı. Bizi durdurdu. Çünkü her evde geçen anılar, hikayeleri derlerseniz belki roman olur. Ama biz de hakikaten de Malatya yer olarak konum itibariyle hem benim bulunduğum bölgeye de yakındır, hem batıya ve doğuda bir kapıdır. Bir kavşak nokta. Aynen, o kavşak noktasında geldiğimde mutluydum. Mutluyum. Rabbimin bu ilahi musibetine karşı teslim olmuşuz. Başka yapacak çaremiz yok. Ancak Rabbimizden tekrar arzın sükunetini, arzın durdurmasını istiyoruz. Halen bir mayın tarlası gibiyiz. Evimiz
düşman toprağı gibi zor dönem yaşıyoruz. Herkes kendini anlamalı. Bu evime ben daha dün giriyordum, bugün düşman toprağı gibi mayınlar döşemiş, eve giremiyorum. O kadar özen gösterdiğim, dekore ettiğim evler şu anda virane halde beni almıyor. Öyle değil mi? Biz Covid-19'dan eve hapsedilirken depremin acı hatıraları bizi evde kovdu. Herkes acısını, kederleriyle, dertleriyle, anılarıyla bir gündeme getirse yeniden şahlanacak ve yeniden kerneyi şelaleri akacak ve Beydağ'ındaki yeşeren çiçekler açacak ve bostan başına artık binalar değil bostan olacak. Faruk Kayahan'da o etek sarıdan ve diğer türküleriyle şahlanacak diye düşünüyorum ve inanmak istiyorum, direnmek istiyorum. Rabbim bize bu yolu açsın istiyorum. Özellikle insanların dayanışması, her şehirden, her ilden, memleketin olduğu için söyleyeyim, bir vatandaş baktım ki pikabının arkasına hayvan yemini koymuş, tanımadığı Yeşilur'un üstündeki köye getirmiş. Dedim nereden geliyorsun? Dedi ki Bingöl Genç'ten geliyorum. Dedim Dare Hini'den geliyorsun sen. Dedi evet, sen nereden biliyorsun? Ben bilirim o topraklar dedim. Ben Murat'ın suyunu bilirim. Dare Hini'yi bilirim. Gani Reş'i bilirim. Çalik'i bilirim. Çapakçur'u bilirim dedim. Böyle gözleri doldu. Dedim peki sen yani niye hayvan yemi? Ya insanlara yardım geliyor. Benim varım yokum budur ha. Hayvanımın yemini bölüştüm. Geldim dedim hayvanlarınız ölmesin. Siz bunun sütünü içiyorsunuz. Pikabın arkasında hayvanın yemini bölüşerek gelen insanlar. Bu yardımlaşma, bu insanların içindeki insani hasletler bizi ayakta tuttu. Aynen. Şimdi Resulullah'ın bununla ilgili bir hadisi var. Çok önemlidir diyor. Eğer beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen yavrular, otlayan hayvanlar olmamış olsaydı yağmur gibisiniz de belalar yağardı. Demek ki bak otlayan hayvanları düşünmüş, meme emen sabiyi düşünmüş, beli bükülmüş ihtiyarlar, bu üç unsur kendini koruyamaz haldedir. Bunu bizim korumamız, bunlara el atmamız, bu insani yönlerimizdir. Allah bazen güzelliğini, sevgisini bir hayvanın çiğnediği ota bırakmış. Emzirdiği memede bırakmış. Beli bükülmüş, onun sırtına koymuş olabiliriz. Dolayısıyla ben bu depremde de yardımlar konusunda muhteşemdi. Yani o ilk günler biraz sıkıntı olsa bile ki olmuş. Ama sonra da ben bu kadar deprem, yani yaşım epey, ben 70 yaşına gelmişim, depremler yaşadım. Ancak bu kadar duyarlı, bu kadar akın eden, bu kadar sahip çıkan ben bir depreme rastlamadım. Bütün illeri söylüyorum. Çünkü bu ilahi musibet sadece bir şehri değil. Bakın 7 ülkeyi etkilemiş, 11 şehrimizi viran etmiş ve bütün insanları muhacir yapmış. Bazılarını da enkazın altında öldürtmüş. İlahi kaldıramayacağımız yükle bizi imtihan etme diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir son şeyim olsun çünkü Malatya sizi dinliyor. Malatya'nın da özel bir yeriniz var. İş insanlarına, gidenlere bu çarkın dönmesi, bu bacaların tütmesi için, hayatın devam etmesi için tecrübenizden yararlanarak bir mesajınız varsa bizim için önemli. Bizim bütün iş insanlarına gitme. Ne olur gitmeyin. Hani şarkı der ya, yarımı sarmadan gitme. Bakın senin kalışın benim yaramın sarılışıdır. Sen burada bir dükkanı açarsan, bir gömlek satsan, iki tatlı satsan, bir ekmek satarsan insanları çekmiş olursunuz. Ama küsüp gitmeyin. Şehir bizimdir, vatan bizimdir, toprak bizimdir.
ve biz burada direneceğiz. Rabbimize de hayırlı kapıların açılmasını diliyoruz. Bir şey daha unutmayacağız. Her musibetten sonra yeni kapılar açılacağını, güneş tekrar doğacağını ve bütün evleri ıslatacağını, o rüzgarın savurduğu perdeler içeriye girerek sakinleşeceğine inanıyorum. Onun için gitme. Her şey insanla güzel. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Eyvallah. Evet, değerli izleyicilerimiz, iş insanı Mehmet Ali Anş'ın önemli bir kanaat önderidir. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şiir vardı. Kara gözlüm bu ayrılık yetişir. İki gözüm çınar oldu gel gayrı. Elimdeyse akan sular tutuşur. Yüreceğim kanar oldu gel gayrı diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, deprem sabahından bu yana yayınlarımızı hiç kesmedik. Hiçbir yere ayrılmadık. Hep söyledik, binamız yıkıldı ama biz yıkılmadık. Tek kameramız kaldı ve onunla bütün dünya yayınları yaptık. Tek kameramanımız kaldı Hasan Alan. Onunla birlikte dağ bayır gezdik. Kolay olmadı. Bizim de başımız ağrıdı. Bizim de dişimiz ağrıdı. Bizim de çocuklarımız vardı. Bizim de evimiz vardı. Bizim de bir yaşantımız vardı. Ama önce Malatya dedik. Önce Malatyalı dedik. Sürekli enkazlar verdik. Yıkılan binalar verdik. Ağıtlar verdik. Gözyaşlar verdik. Artık aradan neredeyse 40 gün geçti. Yeter. Ağıtları sürekli yakmak hiç bize fayda etmeyecek. Bu çarklar dönecek. Bu şehir ayağa kalkacak. Bunda da biz de önemli bir rol oynayacağız. Çünkü biz şehrin gücüyüz. Çünkü biz şehrin dördüncü kuvvetiyiz. Çünkü biz yön vereceğiz. Yayınlarımızda herkese söz vereceğiz. İşte şu anda da biz Özsan Sanayi Sitesi'nde o yüzden buradayız. Burada çekiçler çalışacak. Kaynaklar vurulacak. Burada spiraller çalışacak. Malatya'nın imar edilmesi için ustalar ellerinden çıraklarıyla beraber, kalfalarıyla beraber el ele verecek. Özsan Sanayi Sitesi'nde yüzlerce dükkan var. Özsan Sanayi Sitesi askeri alanın, şoför okulu dediğimiz askeri alana taşınacak ve orada binlerce dönümlük bir alanda sıfırdan modern, sağlam binalar yapılacaktı. Tam imza atmaya gittikleri sabah, tapusunu alacaklar sabah deprem oldu. Şanssızlık ya. Ama onlar yılmadılar. Yıldırıldılar ama mücadeleleri devam ediyor. Bakanlar hep buraya geldi. Sanayi Bakanımız buraya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız buraya geldi. Milletvekilleri buraya geldi. Toplantılar yapıldı. Fakat yol alınması gerekiyor. Eğer deprem bizleri yıktıysa bunun fırsata çevrilmesi gerekiyor. Bu şehrin ayağa kalkması gerekiyor. Bu programların artık bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Artık enkazlar üzerinden ağıtlar yakarak biz bir yere gidemeyiz. Yıkıldık, oldu, bitti. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayat devam ediyor. Biz de geldik Özsan Sanayi Sitesi'nde yetkililere soralım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bu iki tane sanayi şehrin merkezinde kaldı. Bunları kaldıracak mısınız? Yıkacak mısınız? Yapacak mısınız? Onaracak mısınız? Tamir mi edeceksiniz? Tadilat mı edeceksiniz? Ne yapacaksanız bir an önce yapın. Ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bizim yayınlarımızın da katkısıyla yeni bir kararname yayınlandı. Hiç kimsenin haberi yok. Şimdi sizlere sürpriz yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi daha bugün yeni yayınlandı. Kararnameyi aldık, geldik. Kararnameyle birlikte bilgileri alacağız. Çok önemli bir program. Malatya'nın kalkınması, Malatya'nın gelişmesi, Malatya'nın büyümesi için, sanayi çarklarının dönmesi için bu kararname önemli. Artık her şeyi sil baştan çok değerli insanlara soracağız. Hadi şimdi geçelim. Sizlere detaylı bilgiler verelim. Değerli izleyicilerimiz, hani hayatın akışı içerisinde bazı insanlar vardır. O şehrin kaderinde, o şehrin temelinde, o şehrin sanayisinde, o şehrin her şeyinde bulunurlar. Değerli bir insanla beraberiz. Şundan da emin olun ki yıllarını Malatya vermiş. Malatyalı değil aslında ama her şeyle Malatyalı olan birisi. Sayın Dilaver Ekinci'nin özellikle sanayi bölgesindeki katkıları, gerek COSGAP'de olsun,
Gerekirse bu anlamdaki bütün aşamaları bilen, kafa yoran, kendine dert edinen, kendine ders edinen bir niteliği var. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Malatya'yı iyi biliyorsunuz. Birazcık kendinizi tanıtın ki biz tanıyoruz ama tanımayanlar da biraz bilgi sahibi olsunlar. Bugünler çok zor günler. Büyük bir afet var başımızda. Afet geldi. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kalanlara da sabırlar diliyorum. Her noktada devletimiz yaraları sarmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapacağız. Evet. Dilaver ikinci. Yaklaşık 40 yıldır Malatya'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Malatya'yı seviyorum. Malatyalıları seviyorum. Benim mesleğim makine mühendisi. Ben sanayiciyim. Sanayiyle beraberim. Dolayısıyla bir takım şeyler ürettik mi, birilerinin işine yaradı mı, topluma bir faydası oldu mu bilmiyorum. Takdir Allah'ın ama elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. 1991'de KOSGEB'i kurdum. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'da, Maraş'ta, Sivas'ta dolaştım. Sonra çok şükür buraların her birinin KOSGEB'in müdürlükleri oldu. Şu anda başkanlık müşaviri olarak Sanayi Bakanlığı'nda görevim devam ediyor. Fakat müşavir olunca biliyorsunuz işte bazı şeyler danışılır, bazı kurullarda üyelikleriniz olur. Yani biraz eğitim veriyorum, biraz kurullarda görev alıyorum. 1991'de KOSGEB'i kurarken gelip de buraya bir kamu kuruluşu getiriyorum. Bana bina lazım dediğim zaman bana büyük bir yer verip beni bağırlarına basan Özsan Sanayi Sitesi'nin içindeyiz şu anda. Bir konteynerdayız ama bu güvenlik... İlk var. Göz ağrınız. Evet, ilk göz ağrım. Yani burada yer verdiler. Tek başıma geldim. Bir kurum kurduk. Personelimizden masamıza, sandalyemize, perdemizden içeceğimiz çayın, kahvenin bardağına kadar onları temin ettik. Çok şükür, memnunum. Hakkım geçtiyse hepsini helal ediyorum. Çünkü bugünlerde sabaha çıkıp çıkmayacağımız belli değil. Bugün sabah saat 4:30'dan sonra yataktan tekrar attı bizi deprem aşağıya. Onun için ben hakkımı helal ediyorum Malatya'ya, Malatyalılara. Umarım onlar da bana haklarını helal ederler. Yıkıldık. Malatya yıkıldı. Ama yok olmadık. Yok olmayız. Malatya yok olmaz. Malatya değil, 11 ilimizin hiçbiri, hiçbir mahallesi yok olmayacak inşallah. Yeniden kalkacak ayağa. Buna muktediriz biz. Malatya geneline gelirsek veya üzerine gelirsek diğer illerden farklı olarak Malatya'nın depremi çok iyi yansıtılmadı sanıyorum. Yıkılan yerler vesaireler. Dışarıdan gelen yetkililere ilk olarak gösterilen yerler, en çok enkaz nerede, oralara gidildi, oralar gösterildi ama yeniden sanayinin, ticaretin, ekonominin ayağa kalkması, iktisadi yapının yeniden kurulması için ne olur diye çalışmalar yeni yeni başlayacak. Çünkü evleri iş yerleri yapacak. Kesinlikle öyle. Ev iş yeri yapmaz, iş yeri ev yapar. Benim gibi memur adama maaşını devlet veriyor. Yani biz otursak da, deprem oldu diye sağa sola dağılsak da maaşımız hesabımıza yatıyor. Ama bu sanayideki insanlar, bunların geliri nerede olacak? Bu çocuğuna çocuğuna ekmeği. Hadi birkaç ay bu duygularımızdan dolayı diğer 71 ilimizden gelen bu yardımlar falan bir şekilde birkaç ay destek olacak. Ya sonra? Ya sonra ne olacak bu iş yerleri, bu esnafı, sanayici kim, nasıl ayağa kaldı? Sadece sanayicinin, esnafın burada yani iaşesine ekmeğin kazanmak değil. Bu evlerin camını kim takacak? Bu arabalar tekerini kim sökecek? Bu kaynağı kim yapacak? Bu binaların çatılarını kim onaracak? Yani mevzu sadece kendileri değil. Bir de şehrin ayağa kalkması için buradaki sanayinin zinde olması lazım.
Kesinlikle. Ayın 6'sında ben Ankara'daydım. Biraz sonra özetleyeceğim. Resmi prosedürü yerine getirmek için Ankara'ya 5'inde gitmiştim. Ben Ankara'ya vardıktan 9 saat sonra sabaha karşı depremle, deprem olduğuna dair telefonla uyandırıldım. Ve ben yine oradaki işlemlerimi yaparak geldim. Akabinde bizi arayarak iş makinalarının eksiklerinin giderilmesi için sanayideki esnafımızın telefonları istendi. Onları verdik. Onları aradık. Onlar açtılar. Kopan halatlarına kadar temin edebilmek için sanayiye ihtiyaç vardı. Sanayi olmazsa olmaz ki. Şimdi hemen konuya gireyim. Müşavir olarak Ankara'ya gittiniz. Bakanlıktasınız. Malatya'yla emeğiniz var. Gittiniz. Fakat geri geldiniz, burada bir masanın başındasınız, arkanızda projeler var, klasörler var, masanızın altında, sağında, solunda, kenarı dolu dolu klasörler var. Dilaver Ekinci, yani bakanlık müşavirliğinden tekrar burada ne yapıyor? Evet, yaklaşık 3 yıl kadar önceydi. Özsan Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımın ricası üzerine ve benim bağlı olduğum, personeli olduğum kurumumun bana vermiş olduğu izinle, artı tecrübeyle. O izni almadan yönetim kuruluna seçilme hakkım yoktu. O izinle geldim, yönetim kuruluna aldılar beni. İkinci başkanlık unvanını verdiler ve dediler ki biz sanayimizi taşımamız gerekiyor. Büyüdük. Buraya sığmıyoruz. Bu yapılar bize... Bir parantez açayım. Hep sanayi deyince küçük sanayi dediğimiz, hani şu hemen Çavuşoğlu'nun olduğu bölgede olan sanayi, Babuklu bölgesinde olan sanayi de katarak söylersek, hani sadece sanki Özsan üzerinde konuşuyor gibi oluyor da, orayı da buraya katarak söyleyelim. Yani genel anlamda. İki sanayinin birleştirilmesi. Birleştirme sanayiyle ilgili, bu bizim küçük ve orta ölçekli sanayiyle alakalı konuştuğumuz şeyler bir kooperatif üyeliğiyle falan alakalı değil. Çünkü çıkan yasa 9 ili bağlıyor. Önce kanun hükmündeki kararname şeklinde çıktı. Akabinde meclisten yasallaşarak çıktı. Malatya'da o 9 ilden biri. Ve bu şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasıyla alakalı bir yasa. O çalışmaları yapıyordu Malatya. Ve benden istedikleri de gel bize yardımcı ol. 3 yıl önce bütün çalışmaları tamamladınız, bitirdiniz. Nihai imzaya gittiğiniz sabah deprem oldu. Evet. O 3 yıl içerisinde ama çok yol aldık. Arazinin tespiti, üyelerin bildirilmesi, bu sanayide, diğer sanayide ve Bakırcılar Sanayi Sitesi'nde kaç tane esnafımız var, kaç tane sanayicimiz var, bunların hangisinin hangi teknik özelliklere ait dükkanlara ihtiyaçları var, dükkanların vasfı ne olacak vesaire vesaire. O bu 3 yıllık çalışmayı yaptınız, Malatyalılar bilsinler diye söyleyeyim, sanayi nereye gidecekti? Sanayi şöyle bir durum olmuştu. Birçok şey bu konuda fikir sahibi olan insanlar çeşitli yerler gösteriyordu ama Sivas yolu üzerinde Altay kışlası olarak bilinen arazi yaklaşık 13 bin metrekare, kilometre kare dönüm, yanlış söyledim. Altay kışlası 13 şoför okulu dediğimiz eski şoför okulu. Dersek daha evet. Şoför okulunun önemli bir bölümünde yeri aldınız. İşte plan arkada. Evet. Planı, projeyi kurdunuz Dilaver Bey. Her şeyi bitirdiniz. Herkes memnun. Buraya gelene kadar biz çalışmalarımızı yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'yı ziyaretlerinde bir talepte bulunduk. O da talebin ne olduğunu sorup Sayın Varank Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çağırarak ona iletti konuyu. Yardımcı olunması ve ne gerekiyorsa yapılması, sonuçtan da bilgi verilmesi talimatını verdi. O talimat çerçevesinde bakanlıktan bizi aradılar, gittik. Ve bütün buradaki esnaf ve sanayi sanatkarların temsilcileriyle birlikte hareket ederek gittik. Konuyu anlattık. Dediler ki tamam, arsanızı gidin alın.
topunuzu cebinize koyun. Ne kadar buradan dükkan edinmek isteyenler varsa onlarla birlikte getirin. Hemen programı alalım. Destek programını Sanayi Bakanlığı'nın. %30'u sanayiciden, %70'i devletten olmak üzere. %70. Evet. Ve bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. %70'i de dükkanlar teslim edildikten sonra 2 yıl ödemesiz, 15 yılda ödeme koşuluyla yıllık %3 faizle verilecek. Çifte kavrulmuş. Hem de altyapının inşasında yapılacak işlerde ki harcamaları da tamamen Sanayi Bakanlığı karşılayacak. Buna hemen müracaat edin. Peki onun için arsanın tapusunu almak için girişimlerde bulunduk. Murat Kurum Bakanımız bizi, 4 milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve kooperatifler olarak bizi davet ettiler. Bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda sonucu söylüyorum. Sayın Bakan, madem ki bu kadar güzel bir çalışma yapılıyor, aradaki engelleri veya süreyi uzatıcı fonksiyonları devre dışı bırakalım. Direktmen arsayı kooperatiflere verelim. Buraya bütün sanayicimizi taşıyalım. Ve fiyatını da hemen belirleyelim. Rayiç bedelinin yarısına ve 24 ay eşit taksitle ben bunu kooperatife veriyorum dedi. Zemini sert, tarıma elverişsiz. Yani sanayi için biçilmez bir kaftan bölge. Kayanın üstü. Zemin olarak ve tarımsal arazi olarak bakıldığı zaman sanayi için biçilmiş kaftan. Üç tarafı da ana yol. Her tarafı ana yol. Şurası ne kadar görünebilecek bilmiyorum ama Beylerderesi. Burası ikinci organize sanayi bölgesi. Burası yeni açılan Kuzey Çevre Yolu. Burası da Sivas'a giden karayolu. Bu da mevcut yolumuz. Evet. Ankara yolu. Hayır, bu Ankara yoluna gelmeden. Yok, burası, şurayı diyorum. Burası da Ankara yolu değil. Bura şu kısım askeriyeden alınan kısım. Ha şu demir yolunun hemen burada arkası. Demir yolu da yok burada. Burası Altay Kışlası buradan devam edip geliyor aşağıya. Buradan askeriyeden aldığımız şurada. Yer 1100 dönüm. Burada askeriyenin 11.000 dönüm daha yeri var. Askeri Altay Kışlası. %10'unu almışsınız. %10'u gibi bir rakam. Bir o kadar da şeyden milli emlakın arazisinden geçti. 3 parça arsamızın 2200 dönüm yeri var. Yani 2 milyon 200 bin metrekare bir alanı planladık biz. Kaç dükkan? Bu alanın içerisinde buradan yeşil çizgilerle görüldüğü gibi 5 tane bizim deremiz var. Yani burası kuru dereler ama yatak. Buradaki kot farkı 25 metreye kadar varıyor. Yani bir vadi düşünün, kendi arazinin. Dümdüz değil yani. Değil değil, dalgalı bir arazi ve bu dalgalı arazide 25 metre vadinin derinlikleri olan bir yer. Buraya bu planı yani dere yatakları, tabiat, doğa korunmuş. Korunarak tamamen onların zaten devlet su işlerinin görüşü alındığı zaman ki biz bunu bakanlık adına yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği. Kaç dükkandı bu projede? 1200 dükkan sığdı buraya. Yaklaşık olarak. İki sanayimizi de kaldırır mı? Hepsini kaldıracak şekilde. Dükkanlar şu anda küçücük şu konteyner kadar, konteynerin içinde program yapıyoruz. Evet. Çalışıyorsunuz, yani durmuyorsunuz. Bu şu konteyner kadar sanayi dükkanlarından kurtulacak kaç metrekare olacaktı? Yarısı 350 metrekare, yarısı da 700 metrekarelik lüks. Yüksekliğiyle, eniyle, boyuyla, statik yapısıyla uzun bir süre Malatya'ya hizmet edebilecek bir sanayi sitesi oluştu. Yani 100 yılın projesi. Çok modern, içerisinde itfaiyesinden gündüz bakım evine, kreşine, işkem ve tekmerine kadar belediyenin bütün sosyal hizmetlerini yapabilecekleri bu bölgeye hizmet. Bir nevi yaşam merkezi. Yaşam merkezi. Harika. Ve arıtma tesisiyle üzerindeki güneş enerji panelleriyle tamamen kendi enerjisini kendisi üretecek, kendisi
tüketecek ve gerekirse fazlasını da devletimize bilabedel verecek. Buraya kadar güzel. Anladık. Projeler hazırlandı. Çok emek sarf ettiniz. Cebinizden para harcadınız. Mühendisler tuttunuz. Etütler yaptınız. Koşturdunuz. Ankara'ya gittiniz. Şimdi bu proje bizi heyecanlandırdı. Bu projenin müjdesi ve işiniz elinizi kolaylaştıracak bir kararname geldi. Evet, yeni bir kararname çıktı. Tabii cebinden harcadın deyince ben memurum, ben cebimle bir yok, şey yok. Yok, kooperatif olarak. Kooperatif olarak. Kooperatifimiz yaptı bütün bu masrafı. Zaten onu kastettim. Evet, yani kooperatif. Yoksa siz burada normalde 40 yıllık emeğinizle burada belki de 300 metre yer alamazsınız. Doğrudur. Ve buraya ÇED raporu gerektirmeyen bütün sanayi kolları burada gelip dükkanı yıkılanlar önce, sonra hasar görenler, sonra da hak sahibi olanların hepsi buraya taşınacak. Şimdi bu çıkan kararname ile 12 Mart, bugün 13 Mart bir gün. Yani dün pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya yaklaşımı, hassasiyetini de gösteren bir durum bu. 12 Mart sabahı böyle bir kararname yayımlayarak, bu kararname toplam 4 sayfa, sanayisi çökmüş olan bu 11 ilin önce iş yerlerinin ayağa kaldırılması noktasında 3 günlük sorgulama ile arazinin sanayiye uygun olup olmadığını, varsa mevcut bütün verilerin toplanarak orayı bir an evvel iş yerlerini açmak için hazırlanmış olan ve yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş bir kararname. 3 yılda alınacak mesafe sıkıştırıldı, bir kararnameyle 3 güne düştü. Hepsi evet 3 gün, maksimum 3 güne düştü. Sayın Bakanımızın Mustafa Varank Bey'in bu vesileyle başsağlığı diliyorum, babasını kaybetti. Vefat eden babasına rahmet diliyorum. Kendisine de sabırlar temenni ediyorum. Şu anda Sayın Bakanımızın, Varank Bakanımızın, Sanayi Bakanımızın yetkisinde burası 3 günlük bir olay haline geldi. Şayet kendileri bu defin işlemleri ve taziyesinden sonra bu konuya yaklaştığı takdirde biz kooperatif olarak yaptığımız bütün çalışmalarımızı kendilerine arz ederek, teslim ederek, nasıl yapılması gerektiği ile ilgili fikirlerimizi, düşüncelerimizi de şayet sorarlarsa bunları da kendilerine arz ederek, sunarak sanayimizin bir an evvel ayağa kaldırılması için çözüm önerisi söylüyorum. Ben bir şeyin nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını, işte başımıza gelenlerin falan ajitasyonunu falan yapmak istemiyorum burada. Ben burada çözümden bahsediyorum. Malatya sanayisinin çözümünü söylüyorum. Yani enkaz üstüne ahıt yakmıyoruz. Gerek yok. Biz, bize yakışmaz, yeter bu. 40 gün oldu. Acımız bize yeter, 40'ımız da çıkmak üzere. Dolayısıyla biz artık işimize bakmamız lazım. Ben teknik bir insan olarak Malatya'nın geleceğini, sanayisinin geleceğini gördüğüm yerde üzerime düşen vazifemi yaptım. Belediyeye yük değiliz, bürokrasiye yük değiliz, köylüye yük değiliz, tarıma yük değiliz. Her şey bu projenin içerisinde. Bu proje kimseye yük olmayacak. Kooperatif ve bakanlığın arasında kısa sürede ayağa kaldırılacak altın tepside bir fırsat. Evet. Sadece bir kooperatifin falan değil. Bugüne kadar hiçbir kooperatife ortak olmamış, hiçbir derneğe ortak olmamış, gidip üye olmamış. Ama Ticaret ve Sanayi Odası'na, ama Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na, hiç fark etmez, yine üye olan sanayici, fiilen sanayici olan Malatya'daki herhangi bir sanayicimiz hiçbir şeye, hiçbir ayrılığa, gayrılığa tabi tutulmaksızın buradan dükkan sahibi olabilir. Sen bu kooperatifin üyesisin, diğeri öbür kooperatifin, sen Ticaret ve Sanayi Odası'na üyesin, sen Esnaf Odası'na üyesin, sen giremezsin denecek hiçbir durum yoktur. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu Malatya'nın ortak tek sanayi bölgesi. Kesinlikle.
Yani bakırcılar hepimize de yeter. Bakırcılar sanayi sitesi çöktü. Yeni sanayi sitesi olarak bilinen Çavuşoğlu'ndaki sanayi sitemiz yaklaşık 2000 civarındaki iş yeri kullanılamaz halde. Makina ve ekip zaten ömrünü tamamlamış, demirleri paslamış. Yani deprem olmasa da kendiliğinden yıkılacak hale gelmiş yerler çoğunluğu. Bir de şu var, yani insani de değil, şu konteyner kadar dükkanlar var. Çok plansız, Sanayi Bakanlığı'nın herhangi bir şekilde programı olmayan, insanların başını sokabilecekleri bir şekilde kendi imkanlarıyla yapmış olduğu şey. Onları ben çok görmüyorum. Ben onların yanındayım. Ben onları haklı görüyorum. O günün koşulu öyleydi. Ama bugün öyle değil. 50 yıl geçti. Evet. Burada şimdi bu modern sanayi sitesinin içerisine buradan giren bir şeyimiz, tamirat veya imalat yaptıracak sanayicimiz, ağır iş makinalarının, orman ürünlerinin, imalatçıların, oto tamir, bakım, boya, kaporta işlerini yapanların nereye gidecekse modern bir şekilde ayrımını yaparak hiçbiri birbirine katılmadan, eğer ki kepçe, dozer, grader vesaire gibi büyük hacimli makinalar tamir ediliyorsa, görüyoruz ki dükkanın önünde aylarca bir enkaz gibi kocaman bir makina caddeyi kapatıyor. Burada öyle olmayacak. Burada hiç kimse dükkanın önünde öyle tamir için bekleyen iş makinasını sokakta bekletemeyecek. Ya kendi açık alanında bekletecek ya da buradaki şu kırmızıyla görünen parka götürecek. Ücretsiz. Çünkü bu park sadece yani, burada ağır iş makineleri tamir ve bakımını yapanların kendi garajı olarak koyacak. Götürüp tırını oraya koyacak. O zaman şöyle diyelim. Hani gittiğimizde Antep'e, Kayseri'ye, yeri geldiğinde Ankara, Ostim'e özeniriz. Ya keşke böyle bir yerimiz olsa. Yani artık biz de o seviyeye ulaşacak sanayi kuracağımız mekanımız, yerimiz var. En son Hollanda'ya gittiğimde MÜSİAD Başkanı Ümit Bey'den rica ettim. Onlar orada biraz güzel, durumları falan da müsait. Yatları var, artık katları var. Bir okyanusta bir yat gezisine çıkartalım sizi dediğinde ben kendisinden rica ettim. Dedim ki beni sanayi sitesi göster lütfen bana. Ben sanayi sitesine. Yağın, pasın, seslerin, gürültünün olduğu yere gideyim. Ve oradaki o modern yapıları gördükçe imrendim. Neden olmasın ki bizim burada? Neden olmasın? Hepimize yeter mi? Şu anda burası ÇED raporu gerektirmeyecek iş yerleriyle alakalı. Buradaki Beyler Deresi'ne kadar olan bu düzlüğümüzde ÇED raporu gerektiren ve açık alan gerektiren briket, beams, yerdeki karo vesaireyi yapan, kilit taşı yapanlar için ayrılmış. Açık alanı bol, kapalı alanı küçük, açık alanda çalışan kavakçılar vesaire gibi yerler buraya gelecek. Ağaç sanayi. Ağaç sanayi ve mermer sanayi ve taş sanayi, betona ve çimentoya dayalı sanayi. Eğer burası 1200 tane iş yeri, şu anda depo olarak kullanılan, esnaf artık yaşlanmış, dükkanını kapatmış, kiraya vermiş. Burada o kadar çok şey var ki şu anda 970 tane iş yerimiz var burada. Depo olarak. Ve bunun 3'te 2'si depo veya benim malım değil mi? Kapalı dursun diyor. Boş tutuyor. Kiracıya vermiyor. Uğraşamıyorum, uzlaşamıyorum diyor. O da artık bitecek. O da bitecek. Ekonomiye kazanacak. Burada, buranın üyelik koşullarını bir daha söylüyorum. Hiçbir kooperatifin ortağı olup olmaması hiç önemli değil. Bunu kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Malatya'daki ticari faaliyetini, sanayi faaliyetini yapamayacak durumda dükkana hasar görmüşler birinci planda. Arkasından da bu şehrin taşınmasıyla alakalı o haklardan yararlanmak isteyen Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Odası'na kayıtlı, maliyede aktif vergi numarası olan bütün sanayicilerimiz gelip ben buradan alıyorum diyecek. Şimdi ben sanayideki herhangi bir esnafım. İki şey var. Bize götürdünüz, bu modern binaları yaptınız. Allah razı olsun, yerleştirdiniz. Malatya'yı gelecek 100 yıla hazırladınız. Evet. Peki bizim dükkanlarımızın yeri ve dükkanımız ne olacak? O konu benim dışımda. Ben birçok alternatifler... Onların sorusuna şey yapıyorum. Anladım. Ne olacak?
Bu dükkanlar kendi malları. Yıkılan yerdeki arsalar kendilerinin malları. Bu deprem sonrası devlet derse ki ben burayı yıkılan yerlerin üzerine burada zemin etütlerini yaptım, yeniden sanayi çarşıları, dükkanları yapacağım derse devletimiz bilir. Yok eğer burayı değil de başka bir yere gidin, burayı da sizin arsalarınızı şu şekilde toplulaştırarak başka bir şey yapıyorum, konut, ticari alanlar vesaire yapıyorum, o kendilerine... Mevzu şu. Eski kalan yerleriniz Özsan olsun, eski yeni sanayi dediğimiz Çavuşlu'ndaki sanayi olsun. Oralar bizim yeriniz, yurdunuzla alakalı bizim hiçbir talebimiz, bizim bir programımız yok. Biz sadece size yeni yer yapıyoruz. Size yeni bir dükkanlar yapıyoruz. Yeni bir ticaret alanı, sanayi alanı yapıyoruz. Buraları hazırlıyoruz. Öbür taraflar artık sizinle alakalı. Biz çözüm öneriyoruz. Anladım. Bu bir çözümdür. Ve 3 günlük ve bir fırsattır. Evet, Sanayi Bakanımızın 3 gün burada sorgulaması sonrası karar verebileceği bir şeyin sorgulamasını Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı adına biz zaten kurum görüşlerini almışız. Sorgulamayı yapmışız. 3 yıldır dersimize çalışıyoruz. Çalıştık. Bunların hepsi yapıldı. İmar planı hazırlandı. Şu anda bakanlıkta. Ve bunlar Bismillah dersek, karar verirsek, sanayicilerimiz hemen hızlı bir şekilde, esnafımız bir araya gelirse ne zaman kazma vururuz? Yani bu bakanlığımızın alacağı tedbirler ve bütçe imkanlarıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bütün şeyler olgunlaşmış. Sanayi Bakanlığımız da isterse bunu bir ay içerisinde gerekli bütün işlemleri yapar. Biz o konuda kendilerine kooperatif olarak veya şahıs olarak bugüne kadarki tecrübemle ben yardımcı olmaya hazırım. Ha şunu da söyleyeyim, mülkiyet hakkı kutsaldır. Buradaki mülkiyet sahipleri, dükkanı yıkılan, yıkılmayan, orada dükkan sahibi olacak olanlar da dahil olmak üzere buradaki mülkiyetleri kendilerinin malıdır. Satmadıkları müddetçe hiç kimse ellerine tutmak gibi bir niyeti de yoktur şu an. O da sonraki plan. Onu evet. Nasıl yaparlar yerine, yani yapıya mı, ev yapıma, hane yapıma mı çevrilir, ne olur, o devletin işi, onu bilemeyiz. Evet, evet. Peki yine bir gazeteci olarak Malatya'yı seven birisi olarak kazmayı vurdunuz. Dilaver Bey, biz ne zaman orada ilk anahtarımızı, ilk çekicimizi vurup kaportanın sesini duyacağız? Biz burayı planlarken iki dükkan tipi dedim, 350 metrekare ve 700 metrekare. 350 metrekare olanların kiriş alt mesafesi, tavan yüksekliği 6 metre. Diğerleri 9 metre yüksekliğinde betonarme prefabrik. Yani bunların altlarında zemin etüdüne orayı kırıcılarla kırmamız gerekecek. Biz o kadar ki sağlam bir zemin. Yani bugüne kadar pulluk görmemiş, üzerine arpa ekilmemiş bir yer orası. Taşlık bir yer, ot bile bitmeyen bir yer. Oralar kırılarak yapılacak. Zemin etüdüyle birlikte betonarme prefabriğin oraya gelmesi için temel soketlerinin yapılması, eğer güçlü de bir müteahhit firmaya verilirse burası, en kısa zaman derken yani bu bir ay mıdır, iki ay mıdır, bir ayda Sanayi Bakanlığımızın hazırlığı demiş olsak, üç ay sonra burası soketler yapılmaya ve kolonlar dikilmeye başlayabilir. Anladım. Yani genelde evlerin yapımı, TOKİ'lerin yapımıyla birlikte, yani 2 yıl sonrasında artık normal rayımıza dönmüş, yeni sanayimizde araçlarımızın dolaştığı bir alana ulaşabileceğiz gibi görünüyor. Konutlarla karıştırmayalım. Yok şöyle diyorum, hayır. Zamanlamayı söylüyorum. Yani onlar TOKİ'ler konutlara başlarken biz de buraya başlarsak kesinlikle aşağı yukarı aynı dönemden önce bitiririz biz. Çünkü bizim işimiz daha kolay. İnce bir işçiliğimiz yok. Yani bizim alçı çekme yok efendim, seramik döşeme, sıhhi tesisatımız, bilmem boyamız, badanamız falan, böyle dış cephe bilmem neyimiz falan. Dört duvar. Zaman almayacak bizim. Tabii caizse dört duvar. Evet. Hazır prefabrik bina gelecek. Duvarlar yapıldıktan sonra akordeon, otomatik kapılar takıldıktan sonra zaten zemin betonu da dökülmüş olunca sanayimizi hemen içeriye alabiliriz. Ben yine sanayideyim, farz edelim bir vatandaşım, onun ağzıyla ve adıyla görüşleri soruyorum. Dilaver Bey, heyecanlandırdınız bizi, Malatya heyecanlandırdınız. Çok harika bir şey.
Peki ben sanayici olarak ne yapmam lazım? Bir an önce ben size nasıl destek verebilirim? Diyor şu an sanayideki, onu duyar gibiyim. Şu anda ne yapmamız lazım? Sanayinin, sanayicinin veya birinci derecede muhatabı olmayan kurumların dahi bilgisinin olmadığı bir kararnameden bahsediyoruz. Bu kararname çok yeni, çünkü dün geldi, daha tabiri caizse dumanı tütüyor derler. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün tarihi itibariyle imzalamış olduğu bir kararnameden bahsediyoruz. Bu kararname sadece Malatya ile ilgili değil, 11 ilimizle sanayinin yapılmasıyla alakalı bir şey. Sanayicimiz sakin olsun, iş yerlerine sahip olsun, çalışabilenler işlerine devam ederken enkaz altında kalmış olanların kurtarılması için de yetkili olan Afat Koordinasyon Kurulu'na müracaatlarını yapsınlar. Bizim o konuda yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Hiçbir yetkimiz yok şu anda. Biz sadece çözüm önerisini net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çok net. Hiç bunun dedisi kodusu olmayacak bir şekilde. Yılların bana vermiş olduğu Malatya'nın, yediğim ekmeğin karşılığı olarak ben Malatya'ya çözüm önerisinde bulunuyorum. Sanayici de gelsin buyursun, net bir şekilde bunların ne yapacağıyla ilgili bilgiyi bakanlığımızın bize vereceği bir görev olursa o görev çerçevesinde bizden sorsun, biz de yönlendirelim. Ona göre bir an evvel inşallah iş yerlerine sahip olurlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bize göre altın bilgilerdi bunlar. Kararname henüz daha yeni geldi. Kararnameye ilk ulaşan biz olduk, ilk paylaşan biz olduk. Evet. Yetkililerle konuştuk. Malatya'da keşke bütün kurum kuruluşlar böyle şeffaf olsa, bizim gibi televizyonlar, haberciler de bu şeffaflığa aracı olsalar, birinci elden yaşanmışlıkları, orijinalinden, dedikoduya mahal vermeden, işte her şey ortada. Devletin oradaki arazisi, hazinenin, askeriyenin alınmış, gelmiş, dereler düzenlenmiş, oralar düzenlenmiş, bütün doğal tabiat şartları oluşturmuş, tek bir tane ağaç kesilmeyecek, tek bir tane çeşme kurutulmayacak. Evet. Yani hiç kimseye zarar olmayan yeni bir sanayi bölgesinin projesi hazır değerli izleyicilerimiz. Başka kulaktan duyduklarınız değil. Günlerdir Malatya'da konuşulanların üzerine bir set çekmek, orijinal ve doğal olarak bütün bilgileri size sunmak için geldik. Sayın Dilaver Ekinci, yılların tecrübesi, bakanlıkta bir ayağı Ankara'da, bir ayağı burada ve yine buradaki bütün projelerle uğraşıyor. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Özeti şu: şimdilik yerinizde kalacaksınız, şimdilik üreteceksiniz çünkü henüz daha dükkanlar yapılmadı. Proje hazır, altyapı hazır, etütler hazır, bakanlıklar hazır, kararname hazır. Yani her şey hazır. Biz orada yeni dükkanlar yapana kadar siz idare edin. Malatya'yı ayağa kaldırmaya, çarkları çevirmeye devam edin. Biz orada dükkanlar bitirirsek, eğer her şeyimiz gider, siz de bize destek olursanız Malatyalılar, sanayiciler, biz her şeyin üstesine geliriz. Biz bir taraftan yeni dükkanlar, modern dükkanlar yaparken siz de orada çalışmalara devam edersiniz. Bir gün biterse kurallarımızı çekeriz, şartlarımızı konuşuruz. Onlar ayrı. Herkes gelir modern dükkanlarına yerleşir. Yeni Malatya'yı yeniden ayağa kaldırırız. Özetlediğim doğru. Evet, çok doğru. Boşluk vermedim inşallah. Çok güzel. Aracılığınız... Günlerdir köylüye, kentliye, her yere gittiğimiz için artık biz de konulara vakıf oluyoruz. Eyvallah. 11 ilimizin sanayi ile ilgili kurum ve kuruluşlarına seslenmek istiyorum bu vesileyle. Lütfen bu 12 Mart tarihli Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesini dikkate alsınlar. Yapmak istedikleri faaliyetlerini ona uygun şekilde yapsınlar. Bir de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Malatya, evet, yıllardır bu sanayiyle ilgili birçok görüş farklılığı olmasına rağmen herkes bir şeyler yapmak istedi. Yapmak istediği için de herkes birazcık şey oldu, süre uzadı. Ama emeğe geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrım yapmaksızın şu anda bu noktadayız. Maalesef sabah yatağımızdan yine saat 4.30'da depremin sallaması sonucunda kalktık. Bu ÖSTAN'ın temelleri atılırken, burası kurulurken, belki o temellerde emeği olanların yarısı hayatta değil. Hemen hemen öyle ama bu sanayiye de
diğer sanayilerimize de gerek fiilen içinde olup da destek verenlere, gerekse fikri anlamda destek verenlere, şu son Altay kışlasına taşınmayla alakalı olarak bütün emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyicilerimiz, konuşu çok teşekkür ediyoruz biz de. Sayın Dilaver Ekinci bizim için önemli. Bağcıyı döve 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 çok yorduk. Artık Bağcı'yı dövecek ne bizim takatimiz kaldı, ne de onun dayak yenmeyen yeri kaldı. Gün bugün değil. Artık Bağcı'yı dövme değil, üzüm yeme zamanı. Bağ ortada, Bağcı ortada, proje ortada. Gelin bu memlekette üzümü beraber yiyelim. Gelin ayağa kaldıralım. Birlik olalım. İstişare edelim. Dayanışma içinde olalım. Kurumlara soralım ve sonuçta ne yaparsak Malatya için yapalım. Derdimiz Malatya olsun, derdimiz Malatya olsun. Değerli izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Aslında bu programı stüdyolarda da yapacağız, yapmamız gerekiyor. Fakat hiç gerek yok. Önemli olan içeriğin dolu olması. Biz onların ayağına gideceğiz. Çünkü Malatya'nın gelişmesi için, sanayisi için, çarkların dönmesi için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Herkesin yanına gideceğiz ve bu şehri ayağa kaldıracağız. Özeti şu. Çarşı merkezde kalmış, 100 yıl önce planlanmış küçücük küçücük dükkanlar, yorgun demirler, yorgun betonların altında insanları artık riske sokamayız. Zaten dükkanlar yıkıldı. Diğer tarafta Babuklu'nun bataklığında artık küçücük küçücük dükkanlarda 50 yıl önce yapılmış ama o günün şartlarına lüks ama bugün bize cevap vermeyen dükkanlarda olamayız. İstanbul'a gittiğinizde Ostim'e gidiyorsunuz, İstoç'a gidiyorsunuz, Ankara'ya gittiğinizde Ostim'e gidiyorsunuz. Yanı başımızda Kayseri var, yanı başımızda Antep var. Oralar aldı, yürüdü, gitti. Biz hala döngüler içerisinde, kısır döngüler içerisinde devam ediyoruz. Burada bir çaba sarf ediliyor. Şemsettin Alkan, bilesiniz ki şoför okulunun olduğu, zemini müsait, tarıma elverişsiz, tek bir ağaç kesilmeyecek, tek bir çeşme kurutulmayacak, atıl tabiri caizse yani atıl durumda olan bu alanları sanayiye kazandırmak, bütün sanayiyi buraya toplamak istiyorlar. Üç yolun ortasında ulaşımı güzel, havası güzel, sanayiye uygun, kimseyi rahatsız etmeyecek bir yerde dükkanlar yapılıyor. Bakanlar geliyor, konuşmalar yapıyor, vekiller geliyor, Ankara'ya gidiyorlar. Tam imzayı atacaklardı, sabah kalkacaklardı, oranın tapusu alınacaktı, deprem oldu. Şans ya. Ama bir şey daha iyi oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesi dün geldi, yayınlandı, şu anda elimizde. Kararnamede diyor ki artık ne gerekiyorsa yapın, devlet olarak yanınızdayız. Doğru mu özetledim? Doğru. Doğru Necdet'im. Hoş geldiniz. Eyvallah. Önce tüm Malatyalıları geçmiş olsun diyorum. Rahmetli olanlara Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifa diliyorum. Biz Özsan Sanayi Sitesi olarak depremin 4. gününde beri koordinasyon merkezinde Sayın Valimizin bizde istekleri ve talimatları doğrultusunda depreme nasıl yardımcı olabiliriz? Aşağı sanayideki dükkanı yıkılan insanların bir an önce işin yerine kavuşup ekmeğine, çorbasına para kazanmak için nasıl bir durum yapabiliriz? Sayın Valim de bize, ben sana malzeme vereceğim, işçiliği de herkes yapsın, kaç tane dükkan üretirsiniz burada? Biz de bir 60, 70 veya 80 tane dükkan üretiriz Sayın Valim dedim. Gidin başlayın dedik. Biz de gelen arkadaşlara dedik ki arkadaşlar kimi dükkanı yıkıldıysa gelin. Gel daha git şurayı yap dedik. Bize para isteme tamam dedi. Neticede yaparsınız yapmazsınız bizi şikayet ettiler. Cumartesi günü de Sanayi Bakanımız geldi. Bakana da bizi şikayet ettiler. Ben de bir kooperatif başkan olarak ben kendi talimatımla burayı yapmadım. Vali Bey talimat verdi. Bakan Vali Bey'e sordu. Doğrudur dedi. Ben talimat verdim. Yerinde bir bakalım. Sanayi Bakanımız Mustafa Varak Bey gitti yerinde baktı. Onun da babası rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Başsağlığı diliyorum. Bu arada bazı arkadaşlar beni aradılar. İşte buraya konteyner çelikten bina yaparsanız bizim dükkanlar yıkılır. İşte ben burada falan yere gideyim yolum uzanır. Yani kendi kişisel döngülerini getirdiler. Malatya'nın kaderine sardılar. Malatya'nın kaderine ve devleti
tanımama konumuna geldiler. Adam diyor ki, kralın gelse ben buraya dükkan yaptırmam. Ula kardeş, ben kral değilim. Ben buraya dükkan da yaptırmadım. Devlet söyledi. Sabah da bu konuyu getirdi, kepçeyi koydu dükkanın içine, ben buraya yaptırmam dedi. Süleyman Soylu bakanımıza bu konuyu anlattım. Süleyman Soylu döndü, valide dedi ki, sayın valim, senin bir talimat verdim, ben verdim dedi. Devletin yaptığı iş yarım kalmaz, devam edin. Bana da hitaben elinde öpüyorum dedi. Ben de hayır sayın bakanım, gözlerde öperim. Yalnız beni tehdit ediler. Bana koruma verin. Devlet senin emrinde dedi. Git işine bak dedi, rahat ol dedi. Şimdi devlet valide emniyet müdürüne talimat verdi. Emniyet müdürü de asayişi gönderdi. Neticede devletin yaptığı iş engellendi, şu an durdu. Yani Şemsettin Alkan şu boşluklarda, şu yoklukta insanların bir kaynakçı, bir tornacı bulamadığı zamanda şu hemen hızlı bir şekilde az önce MDK'nın sahibi oradaydı. Şemsettin Alkan bu dükkanlar kendisine yapmıyor ki. Ben kendime yapmıyorum. Adam vatandaş kendi... gelecek, sanayi devam edecek, kaynak devam edecek, araba tamir devam edecek değil mi yani? MDK'nın sahibi. Örnek veriyorum. Doğru. Geldi ricada bulundu. Benim 30 sene imalathanede çalışanım var. Bunları göndermem lazım. Niye? Benim satış mağazalarım çöktü. Ben de dedim ki, benim elimde Hıdır alımda gelen, gel buraya bir şey yap. İşçiler yanlış çıkarma. O adam da başım üstüne dedi. Yine öbürü geldi, ben yağcıyım, dükkanın başıma yıkıldı, ben buraya bir çelikten bir şey yapayım. Gelin yapın dedik. Niye? Valinin talimatı üzerinde yapın dedik. Kendi kafamızda da gelir yapmadık. Ayrıyeten biz valide bu dükkanları yapırken malzeme para sıra almadık. Vatandaş kendi imkanıyla bunu yapıyor. Yani mevzu şu. Özhan Sanayi Sitesi'nde boşluklar vardı. Hemen o boşluklara da yeni demirden, çelikten prefabrike dediğimiz sistemle hemen geçici iş yeri yapın, gelin gelin. Çünkü çok yakın zamanda planınız uygulanırsa kararnamede yayınlandı. Daha modern, en güzel şekilde polis şoför okulunun olduğu alana çok ciddi anlamda sanayinin tamamı oraya yıkılacak. O projeniz de geçerli. Hiç olmazsa bugünlerde insanların ihtiyaç duyduğu zamanla şu projeyi uygulayalım. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılasın, çünkü Malatya'nın ayağa kalkması lazım. Malatya'nın ayağa kalkması lazım. Sanayi olmazsa arfiyat kalkmaz. Sanayi olmazsa inşaat yapılmaz. Niye? Araba kum çekecek, araba kereste getirecek, araba demir getirecek. Vatandaş çatı yapacak. Çatı yapacak. Bu sanayi ayakta durmazsa ne olacak? Şimdi yeni yerimize ben herkese seslendim. Bize önümüzü açın, bir sene içinde orada 1000 tane dükkan yapacağım. Bunu taahhüt ediyorum. 1000 tane dükkanı 1 sene içinde yapacağım, esnafın hizmetine sunacağım. Hem de her biri 300 metre, 500 metre. 350 metre, 750 metre. Artık devlet büyüklerimiz bu metreleri büyüdür, kısalır, o ayrı mesele. Onların önerisi doğrultusunda. Bütün sanayiciler bir arada olacak. Birisi, hani birisi eski sanayinin olduğu kötü yerde olmayacak, öbürü orada parça parça olmayacak. Herkes orada gelecek, sanayi kurulacak. Buna el birliğiyle destek verin. Sevgili Necdet'im, şimdi aşağı sanayi hasar görmüş, yıkılacak, Şemsettin Alkan'ı yıkıyor diyorlar. Ben kimim ya? Ben niye dükkan yıkam? Ben yapmak istediğim, Vali Bey'in talimatını yapmak istediğim dükkanları yapmama müsaade etmiler. Depremde sen yapmadın herhalde. Depremi de inan ki ben yapmıştırım. Onda bir şüpheliyim biraz yani. Yani bunu da açık söyleyeyim. Peki şimdi gelelim şeye. Bu yeni yapacağınız yere şoför okulun olduğu çok güzel bir alana, çok evet. Ciddi. Evet. 2000 dönüm. 2145 dönüm. Yani milyon metrekare. 2145 dönüm yer. Yerimiz hazır. Şu anda çıkan kararname çok hayırlı bir kararname, ama ilimizin siyasileri bir türlü tamam başlayalım demiyor. Aşağı sanayide sayın bakana, efendim biz kooperatiflere güvenmiyoruz, Ahmet'e güvenmiyoruz, Mehmet'e güvenmiyoruz. Genç insanlar, biz oraya gitmek istemiyoruz. Ura uzak, ufku dar insanların söylemini kabul edersek biz eski sanayide Bakırcı Pazarı'nda sürüneceğiz. Başka da hiçbir iş yapamayız. Ama yöneticiler buna imkan ve mehil vermemeler lazım. Ona uzak diyenler bu depremden sonra ta Mamürek dediğimiz fırıncının olduğu yerde evler yapılacak.
bir ucu Gelincik Tepe'de olacak, bir ucu Haçova dediğimiz İkizce'de olacak. Buralar çok mu yakın yani? Bu evden ta oraya gelecek. Sonuç böyle şehir büyüyor. Yani uzak diye bir şey yoktur. Az önce örneklerini verdik. Bırakın Malatya'nın önünü açın. Malatya'nın sanayisi, esnafı güzel bir yere gitsin. İnsanca yaşasın. Şimdi Öztaz Sanayi Sitesi'nde 1000 tane iş yeri var. Bu bir iş, 1000 iş yerinde kolunu kesilen bir sürü bina var. Kolunu kesmiş, kolunu. Zerzele kilisini kesmiş. Biz bunları defalarca belediyeye şikayet etmemize rağmen hiçbir işlem yapmadılar. Şimdi Sanayi Bakanlığı, bakan bana diyor ki niye burak karma karışık oldu? Herkes kendi mezarını kazmış. Herkes kendi mezarını karmış. Necdet burada üyemiz dükkanını satmış. Adam gelmiş dükkanı işine uydurmuş. Benim tüzüğüm ne diyor? Bunu ikaz edersin. Düzeltmezse üyelikten ihraç edersin. Biz de bunu yapmışız. Buna rağmen de belediyeler bir adım bize yaklaşmamışlar. Gelelim saadete. Evet. Planımız ne? O demiş, bu demiş. Şemsettin abi hiç önemli değil. Devlet, millet el ele, sanayici, kooperatifler el ele verip önümüzdeki günlerde ne yapacaksınız? Şimdi önümüzdeki günlerde ilk fırsatta milletvekillerimizle beraber Ankara'ya gidecek. Sanayi Bakanımızın talimatıyla her şeyimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Sade bir ihalesi yapılacak. İhaleyi bakanlık ihaleye çıkacak. Biz de ihale çıkıyoruz. Şurada şurası burası Şanakan, burası bizim bize tahsis edilen yer. Uğrab Beylerdesi'nin o tarafı, bu Kuzey Çevre Yolu, bir tarafı Sivas Yolu, bir tarafı Kuzey Çevre Yolu, bir tarafı da Askerye. Karşımız organize sanayi. Karşımız organize sanayi. Belki oradan ileride bir köprü bağlantı kurulur. Selahattin Gürkan Başkanımız burayı organizeye bağlayacağım, köprü yapacağım sözünü de taahhüt etti. Daha ne istiyoruz? Vallahi ne istiyoruz? Yok, biz yerimizde kalmak istiyoruz. Esnafın talebi buymuş. Nasıl bir talep onu da bilmiyorum. O zaman evin yıkıldı, evin de yerinde kalsaydı. Vallahi onun işte onu. O zaman yıkılan evin de yerinde kalsın. Niye ta bilmem nereye Tokyo'ya gideceksin? Doğru söylüyorsun. Neticede Sanayi Bakanımız diyor ki arkadaşlar ben yerinizde aynı yeri yapamam. Yapabilmem için Çevre Bakanı gelip diyecek ki tamam bura inşaat yapmaya uygundur. Yapabilirsiniz derseniz çelikten geçici binalar yaparız. Ama bakanlık bunu yapın demeden biz yapamayız. Yaparsak bostanbaşı gibi olur. Biz de bostanbaşı gibi olmamak için şimdiden tedbirli ve temkinli çalışıyoruz. Bizim devlet büyüklerinde, valimizde, milletvekillerimizde, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank'tan bir an önce yeni sanayi sitemizin temelinin atılmasını talep ediyoruz. Bu kadar. Yani yarın da Cumhurbaşkanımız gelecek. Allah nasip ederse bu konuyu da kendisine ileteceğim. Eyvallah. Bu çok önemliydi. Artık biz çok küçücük dükkanların içerisinde bir araba girmiyor. Dükkanın içine bir arabayı koyup tamir edemiyor. Kıvıldayamıyor. O küçücük dükkanlarda, o yorulmuş demirlerde, paslanmış demirlerde, 1970'li, 60'lı yıllarda atmış temellerde biz duramayız. Bir kaynak makinasını bir dükkanın içine sığdıramıyorsunuz. 350 metrekare, 700 metrekare, 9 metre yüksekliğindeki dükkanlar varken neden daha artık ısrar edip de yok uzaktı, yakın, neyi uzak? Sivas yolunun hemen üzeri. Şimdi bazı oda başkanlarımız var. İsim de Evren, Ali Evren. Esnaf Kefilet Kufredi Başkanımız. 50 yıldır koltukta. Madeni Eşya Derneği Başkanı İzzet diye bir arkadaşımız var. Oralar uzak, biz gelemez durur. Bunlar millete öncülük yapıyor. Bu tip insanlarda öncü olmaz. Ufku geniş olacak. 4 metre dükkan daha, 20 metre kare çelik veya demirden şey yapamasın. Kasa yapamazsın, kapı yapamazsın, pencere yapamazsın. Koca koca ağaçları, keresteleri, bilmem kütükleri nereye sığdıracaksın? Şeydeki kereste pazarında, TÜBİTAK'ta bir dostum var. Profesör, Avusturya'da bir uzman getirdi, götürdüm, girdim. Dükkandan içeri sokamadık. Niye buralara bariyer çekmemişsiniz? Bunlar yıkılacak tepemize değil. Götürdüm aşağı sanayide, 20 dükkana girdik. Ben girdim, kendi içeri girmedi, lambayla baktı. Buraya girmeyin, girmeyin, yıkılacak diyor. Ama bizim sanatkarlarımız, esnafımız o yıkılacak dükkan altında arabayı da lifte kaldırır, araba altında çalışıyor. Biz can olarak her şeyi yaparız ama
Dükkan bizi yapmaz, ev bizi yapmaz. Biz evde yaparız, dükkanda yaparız. Biz her şeyde insanın mahlukat, yeryüzünün en kıymetli varlıklarıyız. Biz 4 metre, 5 metre dükkanda çalışmak mecburiyetinde değiliz. Biz modern iş yerlerinde çalışmak istiyoruz. Bakanlığımızda bile bir projesi var. Bu projeye talibiz. Maalesef birkaç tane dernek ve oda başkanı buna mali oluyor. Devlet bütün imkanları, parasal imkanları sunuyor. Hibeler var, o var, bu var. Hibe ödemeler var, yani taşınmaya kredi var. Bu fırsatı nasıl kaçırırız? Ya bu fırsatı niye kaçırıyoruz biz? Ben dünkü ilk Cumhurbaşkanı Sanayi Seraki'deki kararnameyi indirdim, okudum. Yönetimdeki arkadaşlarıma attım. Şu an benim cebimde. Yönetimdeki arkadaşlarıma attım. İşte Allah razı olsun, sen çıkarmışsın. Ne mutlu sana. Senin gibi Malatya'daki gazeteci kardeşlerimizin sayısının da çoğalması lazım. Vatandaşa biz yöneticiler olarak yardım edeceğiz. Biz yöneticiler vatandaşa yanlış yönlendirirsek yol göstereceğiz. Şehri yol açacağız. Yol göstermezsek şehri açamayız. Şehri geliştiremeyiz. Şimdi buyur, Malatya'dan daha 1000'e yakın enkaz kalkmış. Daha 5000 kalkacak enkaz var. Bu arabanın hortumu patlıyor, yükleyenin. Gidenin lastiği patlıyor. Ben depremin 3. gününde beri Özsan Sanayi Sitesi %5, %95 kapasiteyle çalıştığı arkadaşlarıma mesaj attım. Gelin devlete yardımcı olacağız dedim. Onlar da sağ olsun bizi kırmadılar, geldiler. Hortumu patlayan kepçenin hortumunu yaptılar. Lastiği patlayan kepçenin lastiğini yaptılar. Harfiyat kaldıran arabaya parça vermediler. Cebimde 5000 lira verdim, parça aldım harfiyat kaldıran arabaya. Yani burası bir hastane ya. Bura bir hastane. Bura bir hastanenin yaşanmasını sağlayan bir hastane burası. Yani biz Malatya Vuslat TV olarak yayınımızı hiç kesmedik, biliyorsunuz. Allah razı olsun. Dağ, bayır, köy, her yere gittik. Olumlu yönünden gösterdik. Malatya'nın gelişmesine kim katkıda sunacaksa Şemsettin abi, biz onun yanındayız. Allah razı olsun. Biz onu dile getireceğiz. Ama Malatya'nın önünü kesmek isteyen oda başkanıymış, oymuş, buymuş, kim olursa olsun onlar da halka şikayet edeceğiz. Edeceğiz. Necdet kardeşim, ben seni tanıyorum. Televizyonun sahibini tanıyorum. Biz Malatya'nın çocuğuyuz, siz de Malatya'nın çocuğuyuz. Bu sokaklarda defalarca yolda geçerken birbirimize koltuğumuz değmiştir. Beraber oturup çay içmişiz, yemek yemişizdir. Yine ben 70 yaşındayım. Arkam temiz, önüm temiz, sağım temiz, solum temiz. Hiçbir siyasiye burcum yok. Her siyasete de alacağım var. Bunu da üstüne basa basa söyleyeyim. Eğer yok diyen varsa ciddiyse çıksın karşıma, bana cevap ver. Bu saatten sonra da siyasi bir istikbalim de yok. Hiçbir yere talipli değilim. Talipsiz, talipli olan diyen var da ben kendi payıma namussuzum, şerefsizim, bir yere talip değilim ya. Ben bundan sonra hayatımı yaşayacağım, yeter ya. Bu şehre bir katkımız olsun, bir yeni yani bir sanayi yapalım. Şu yeni sanayinin temelini atam, burayı da bırakacağım. Burayı da bırakacağım, bunu da söyleyeyim. Burada da durmam daha. Benim temellerim bu. Ama yine de Malatya'yı yalnız bırakmadık. Bırakmayalım. Herkes gitti, biz gitmeyelim. Bak, ama buradasınız başından beri. Malatya bulunman eşin yine olacak. Akıllı yöneticileri sayesinde olacak. Akıllı yöneticilere de takus koyanlara Allah akıl fikir vere. Başka benim ne diyeyim yani? Daha ne diyeyim? Eyvallah. Daha ne diyeyim? Şemsin Atıl abi, çok teşekkür ederim. Daha çok program yapacağız. Geleceğiz, gideceğiz. Ama buradan şunu söylemek istiyoruz. Biz programlarımızı yapıcı, olumlu şekilde. Bakın, Malatya yeni bir alan yapılacak. Malatya yeni bir sanayi yapılacak. Hani organize yapılırken kıyameti koparıyordunuz, diyordunuz ki o orası çok uzak. Organize şimdi binlerce insan ekmek yiyor. Her şeye itiraz ettiniz. Yapmazlık dediniz, hani eski dilde. Etmezlik dediniz. Ne olacak yani? Tıkış tıkış çarşının merkezinde mi? Yani o engel olan insanlar o zaman kapalı çarşının üstüne götürelim, dükkanlarını bari oraya açsınlar. Onu da söyledim Sayın Valime. Onu da söyledim. Ali Evren kardeşim dedi ki, Sayın Valim oralar uzak, biz gitmeyiz. Dönemin valisi Ali Kaban Valime dedim, Sayın Valim, Ali Bey doğru söylüyor, Ali Bey'in üyesi az, İsmet Paşa'nın heykelini kaldırın, Ali Evren'e burada dükkan yapın dedim. Yüzü de kızarmadı, utanmadı da. Ya niye engelliyor ki, anlamadım. Bilmiyorum Allah'ım.
Evet, değerli izleyicilerimiz, evet eleştirilerimiz oda başkanına, Malatya'nın önünü kesmek isteyenler lütfen böyle bir şeye girişmeyin. Gelin el birliğiyle istişare edin. Sabahlara kadar oturun, yazın, çizin, anlaşın. Uzak dediğinizde Sivas yolu. Bir kavurma yemeğe kömürhana gidip gelmeyi biliyorsunuz. Bir kavurma yemek için. Malatya'nın depremden dolayı şehri artık dağılacak, merkeze toplanmayacak. Şehir açılacak, alt merkezler oluşacak. Artık biz hepimiz sırt sırta, omuz omuza, üst üste yapamayız. Küçük dükkanlarda çalışamayız. Bırakın Malatya biraz açılsın, bırakın Malatya büyüsün. Vallahi bugün komşu illerimiz var. Ben bu depremde Maraş'a da gittim. Bu depremde ben Gülbaşı'na da gittim, Narlı'ya da gittim. Ben bu depremde Doğanşehir'e de gittim, Ören'e de gittim, Açadağ'a gittim. Allah böyle milletimize böyle bir afet daha vermesin. Böyle bir afet daha vermesin. Çok güç, tarifi çok güç. Ben depremin ilk gününden beri çok kötü konumdayım. Gece uykum yok, gündüz uykum yok. Millete hizmet için elimde geleni yapıyorum. Ama maalesef destekte değil, hep köstek oldular. Allah ıslah eder, başka bir şey diyemeyeceğim kardeşim. Yılmayacağız, yıldırmayacağız, yola devam edeceğiz. Tabii. Evet. Allah razı olsun, Allah var eylesin. Sağ olun. Teşekkür ediyorum abi. Sağ olun.